Değerli arkadaşlar, 13. hafta dersiyle yeniden birlikteyiz. Bu dersimizde İstiklal Harbi ya da askeri mücadeleler dönemini anlatmaya çalışacağız. Bir önceki dersimizde milli mücadeleyi tanımlamıştık. İstiklal Harbi ise düzenli orduyla yapılan, düşmana karşı, Yunan işgaline karşı yapılan muharebeler dönemini anlatacağız. Tabi bu dönemde milletin topyekün bir seferberliğe girdiğini de altını özellikle çizmekte fayda vardır. Burada ilk bahsedeceğimiz Doğu cephesidir. Yani İstiklal Harbi döneminde üç cepheyle de mücadele edilmiştir. Doğu cephesi, Batı cephesi ve Güney cephesi. Doğu cephesinde mücadele daha erken tarihte başlayacaktır. Öteden bu yana zaten Birinci Dünya Savaşı sonundan itibaren Ermenilerin Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya'da Müslüman halka karşı katliam ve mezalim hareketleri söz konusuydu. Ve Kazım Karabekir Paşa da Erzurum Merkezi 15. Kolordu Kumandanı'ydı ve bir an önce harekete geçme amacı taşıyordu. İşte Doğu cephesindeki bu harekat Ermenilere karşı yapılmıştır ve bu harekat sonucunda Doğu Anadolu Ermeni işgalinden kurtarılmıştır. Bu harekatta 28 Eylül 1920 ile 3 Kasım 1920 arasında askeri mücadele gerçekleşecek. Gümrü'ye Türk birlikleri ulaşacak ve arkasında buna güvenerek de Kazım Karabekir Paşa Ermenilerle bir antlaşma, Gümrü Antlaşması'nı imzalayacaktır. Doğu sınırlarımızı güvence altına alarak bir başarı kazanacaktır ve kendi elindeki bu kuvvetleri de Batı cephesine intikal ettirecektir. İşte Güney cephesinde arkadaşlar, Güney ve Güneydoğu cephesi olarak da tanımlamakta fayda vardır. Çünkü Güney cephesi dediğimizde sadece Adana anlaşılır. Güneydoğu cepheleri dediğimizde Antep'i, Maraş, Urfa'yı da buna dahil etmek de hiç de yanlış olmayacaktır. Bu cephenin genel durumuna bakıldığında Adana'yı bölgesi hariç tutarsak Maraş, Antep, Urfa, Mondros Split Harekesi'nden sonra önce İngilizler tarafından işgal edilecek ve arkasından da özellikle 15 Eylül 1919'da İngiltere ile Fransa arasında imzalanan Suriye İtilafnamesi sonrasında İngilizler bu işgal ettiği şehirlerden çıkacak ve onun yerine Fransızlar işgal edecektir. Tabi Ermeni destekli Fransız birlikleri bütün bu üç şehri işgal edecektir ve Fransız işgal döneminde asıl Kuvayi Milliye direnişi başlayacaktır. İşte bu Fransız işgali başarılı Kuvayi Milliye'nin savunmasıyla 11 Şubat 1920'de Maraş'ta, 11 Nisan 1920 Urfa'da, 25 Aralık 1921'de Antep'te, 5 Ocak 1922'de de Adana'da sona ermiştir. Ve burada da özellikle Maraş'ta Sütçü İmam'ın adını zikretmek lazım. Yine aynı şekilde Antep'te Şahin Bey'i adını öne çıkan isim olarak zikretmekte, bahsetmekte fayda vardır değerli arkadaşlar. Batı cephesine geldiğimizde de Batı cephesi iki kısma ayrılır arkadaşlar. Bunların bir tanesi Kuvayi Milliye dönemidir. Bildiğimiz İzmir işgalinden sonra başlayan bir dönemdir bu. Ancak bu Kuvayi Milliye birlikleri, Yunan birlikleri karşısında başarılı olamayınca Ekim 1920'deki Gediz Muharebelerinde başarısız olunca Kasım 1920'de Büyük Millet Meclisi düzenli ordu kurulmasına karar vermiş ve bu ordunun komutanı olarak da İsmet Bey atanmıştır. İşte bu düzenli ordunun ilk zaferi 1. İnönü Muharebesi'nde 6-9 Ocak 1920 tarihleri arasında gerçekleşen bir savunma muharebesi olan 1. İnönü Muharebesi'nde ilk zaferini kazanacaktır. Ve bu zafer İtilaf Devletleri'ni, Ankara Hükümeti'ni, genel olarak Türkleri Sevr Antlaşması'nı, şartlarını hafifletmek için, bunları görüşmek için Londra Konferansı'na davet edeceklerdir. Ve bu konferanstan da bir sonuç çıkmayacaktır. Ve bunun sonucunda da Yunanlar ikinci kez bir teşebbüste bulunacaklar. 31 Mart 1 Nisan 1921 tarihlerini içine almaktadır bu
Yunanların ikinci harekatı ve bu da ikinci İnönü Muharebesi'ni oluşturacaktır. Ve bu muharebede de yine gerçek anlamıyla bir hücum harekatı, taarruz harekatıyla Türk ordusu Yunanlar karşısında büyük bir başarı kazanacaklar, zafer kazanacaklardır. İşte bu muharebelerde İsmet İnönü, özellikle 2. İnönü Muharebesi'nin kazanılması, zafer kazanılması üzerine Albay İsmet Bey 1. Ferit'le yani Orgeneralliğe yükseltilecektir. Ve 2. İnönü sonrasında bu zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa İsmet İnönü'yü takdir etmiş ve aynen şu sözleri söylemiştir. İsmet Bey İnönü'de sadece düşmanı değil, milletin makus talihini de yenmiştir diyecektir. Ve bu muharebeler sonunda da Sakarya Muharebesi'ne gitmeden önce de bir Kütahya Muharebeleri dönemi yaşanacaktır. Ve bu muharebelerde de Türk kuvvetleri Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalacaktır. Ve bunu gören Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'nın başkomandan olmasını istemişler ve mecliste Mustafa Kemal Paşa'yı başkomutan olarak atamıştır. İşte 1. ve 2. İnönü Muharebelerinin bu krakülerden baktığımızda daha ziyade Güney Marmara'dan yani Bursa, İznik'den başlamak üzere şöyle haritaya baktığımızda Kütahya'nın güneyine kadar olan bölgelerin yani Uşak'a kadar olan bölgenin bir muharebe alanı olduğunu da çok rahatlıkla söylememiz mümkündür. Yine 2. İnönü Muharebesi yine aynı bölgede cereyan ettiğini, birincisinin daha ziyade savunma, ikincisinin bir taarruz harekatı olduğunu da altını çizmekte fayda vardır değerli arkadaşlar. İşte bu Kütahya Muharebelerinde, Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde Temmuz 1921'deki bu muharebelerde Türk ordusunun direnememesi üzerine Mustafa Kemal Paşa milleti topyekun bir mücadeleye, seferberliğe davet edecektir ve tekalifi milli emirlerini yayınlamak zorunda kalacaktır. Ve bu süreçte de Eskişehir-Kütahya muharebelerindeki Türk ordusunun ricatını geri çekilmesini kendi başarısı olarak gören ve cesaretlenen Yunan ordusu kendisine hedef olarak Ankara'yı alacaklardır. Ve onların belirttikleri harekat planı da doğrudan taarruz yapmak yerine Türk ordusunun sol tarafından çevirerek Ankara'ya ulaşmak ve orada Türk ordusunu ve Türkleri imha etmeyi amaçlamıştır. Ama Yunanlar için evdeki hesap çarşıya uymayacaktır. Ve tekalifi milli emirlerinin yayınlanması ve halkın ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya seferber edilmesinin arkasından dediğimiz gibi Mustafa Kemal Paşa başkomutan olacak ve bu muharebenin ilerleyen aşamaları özellikle Eylül ayına geldiğimiz bir anda Mustafa Kemal Paşa şu ünlü ve bilinen taarruz emrini verecektir. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıt da bütün vatandır. Yani mücadelenin sadece mevzi belli bir alanda değil, bütün vatanı kapsayacak bir mücadele, bir savunma olacağının açıklanmasıdır. İşte o dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye taşınmayı düşündüğü günlerde Fevzi Çakmak bu ricattan endişe duymaktaydı. İşte bu ricatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'ya Kayseri'ye taşınması öngörülmüştü ve Fevzi Paşa Mustafa Kemal Paşa ile birlikte kazanılacak bu muharebede, yapılacak muharebede zaferin kendilerinin Türk ordusunun olacağına da emin idiler. İşte Fevzi Paşa bu dönemde Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nin akabinde yayınladığı bir beyannamenin son kısımlarında bir cümlesi vardır. Onu zikretmekte fayda vardır değerli arkadaşlar. Der ki Fevzi Paşa, ilerleyen Yunan ordusu adım adım mezarlarına yaklaşmaktadır. Evet, paşa haklı çıkacak ve zafer Türk ordusunda olacak. 23 Ağustos'ta başlayan Sakarya Muharebesi 13 Eylül'de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanacak ve bunun sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Çakmak Paşa
ve İsmet İnönü paşalara gazilik ünvanı verecektir. Ayrıca aynı meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya mareşal rütbesini de verecektir. Bu zaferin, yani Sakarya zaferinin bazı önemli siyasi sonuçları da olacaktır arkadaşlar. Nedir bunlar dediğimizde, Sovyet Rusya'nın teşvikiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Kafkas devletleriyle, ki teşvik edilen Kafkas devletleri, 13 Ekim 1921'de Kars Anlaşması'nı imzalamışlardır. Sakarya'da Türk ordusunun zaferini gören Fransızlar, sürümcemede bıraktıkları barış görüşmelerini daha istekli bir şekilde, daha kararlı bir şekilde, daha sonuç alıcı bir şekilde masaya oturacaklardır. Ve sonuçta 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle imzalayacaklardır. Değerli arkadaşlar, burada Ankara Anlaşması diyoruz. Ankara Antlaşması değildir. Çünkü anlaşmadır bu, antlaşma değil. Bu ayrıntıyı da sizlere vermek istiyorum. Ve akabinde son bir gelişmede 23 Ekim 1921'de Türk-İngiliz esir mübadele anlaşması yapılacaktır. Ve bu da Sakarya'da kazanılan zaferin en önemli siyasi sonuçlarını, üç önemli siyasi sonucunu oluşturacaktır. Tabii bu muharebeden sonra bir başka muharebeyle karşılaşacağız. İşte katli, kesin bir sonuç alan muharebe, bunun adı da Başkumandanlık Meydan Muharebesi olacaktır. 26-30 Ağustos 1920 tarihlerinde gerçekleşen, yani Afyon, Kütahya, Uşak bölgesinde gerçekleşen bu harekat sonucunda, ki bu harekat İmha Muharebesi olarak da adlandırılmaktadır. Afyon'dan başlamış, 30 Ağustos'ta Kütahya Dumlupınar mevkiinde düşman askerleri imha edilmiştir. İşte o yüzden Başkumandanlık Meydan Muharebesi'ne biz İmha Muharebesi adını vermekteyiz. İşte muharebe ile savaş, bu kavramları doğru tanımlamak lazım arkadaşlar. Savaş, uzun süreçte cereyan eden askeri mücadeleler döneminin adıdır. Yapılan işin adıdır. Askeri mücadelelerin genel adıdır. Muharebe ise belli bir bölgede yapılan askeri mücadelenin adıdır. Onu da özellikle bu aradaki savaşla muharebe arasındaki farkı da bilmekte fayda vardır. İşte bu Mustafa Kemal Paşa'ya Ağustos zaferi, Türklerin Yunan eliyle Anadolu'dan atılması siyasetine dur denmiştir. Daha geniş çerçevede bunu yorumlayacak olursak değerli arkadaşlar, 1683'ten itibaren sürekli gerileyen, Avrupa'dan, Rumeli'den atılan, geri püskürtülen Türkler artık Sakarya ve en sonunda 30 Ağustos zaferiyle Avrupalılara, düşmana artık dur diyecektir, dur demiştir. Bu zaferin genel anlamı da değerli arkadaşlar bu olacaktır. İşte savaş, Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin nasıl cereyan ettiğiyle alakalı bir kroki de incelemenizi sizden rica ediyorum. İşte 30 Ağustos zaferi kazanıldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa İstiklal Harbi'nde ikinci ünlü emrini verecektir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri diyecektir Mustafa Kemal Paşa ve Türk ordusunun hedefi de Akdeniz olacaktır. Bazen kafa karışıklığına yol açıyor. İzmir deniyor. Niye Ege denmedi de Akdeniz denmekte? Ve Ege dediğimiz adalar denizi de aslında Akdeniz'dir. Akdeniz'in bir parçasıdır. Ve bu tanımlama doğru bir tanımlamadır. Ve bu tarihten sonra, 30 Ağustos'tan sonra düşmanı cephede imha eden Türk ordusu iki koldan ilerlemeye başlamış. Bir kolu doğrudan İzmir istikametindedir. Uşak, Alaşehir, Manisa ve nihayet 9 Eylül'de İzmir'e varılacaktır ve düşman buradan denize dökülecektir. Bir diğer istikamet Eskişehir, Bilecik, Bursa, Bandırma, Erdek istikametinde Güney Marmara'dan Yunan ordusunun atılması gerçekleşecektir. 19 Eylül itibariyle bu da gerçekleşecektir. Bu harekat sonucunda da Yunanların kaldığı bir yerde Doğu Trakya olacaktır. Ve Doğu Trakya'dan Yunanistan'ın, Yunan ordusunun daha doğrusu tahliyesi de Mudanya Mütarekesi'nden sonra gerçekleşecektir değerli arkadaşlar.
Ve bu cephelerde dediğimizde ne dediğimizde şunu söyledik. Milli mücadele siyasi ve askeri cepheleri olan vatanın düşman işgalinden kurtarılması mücadelesinin adıdır. Bunu böyle bilelim arkadaşlar. İkinci bilinmesi gereken bu mücadelenin düzenli ordu döneminin adı İstiklal Harbi'dir. İstiklal Harbi tek cepheli olmayıp Doğu, Batı ve Güney cephelerinden oluşmaktadır. Özellikle Güney cephesinin vilayetler Mondros Mütarekesi'nden sonra İngilizler tarafından işgal edilmiş, İngilizler halka pek müdahalede bulunmamış, İngilizlerden sonra bölgeyi işgal eden Fransızlar Ermeni gönüllü askerleri desteğiyle Müslüman halka kötü davranmış ve bu da bölgede Kuvayi Milli direnişinin doğmasına sebep olmuştur. Ve Batı cephesindeki mücadelelerle birlikte işte 1. 2. İnönü Muharebeleri, Sakarya Muharebesi ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile birlikte düşman özellikle Batı cephesindeki Yunan ordusu tamamen imha edilerek denize dökülmüştür. Bugünkü bu dersimizi de burada tamamlıyoruz değerli arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Müzik